Geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu Eylül ayının başlarında çok hızlı bir yükseliş görmüştük burada. 350'lerden 300 pardon 575 seviyesine kadar çok hızlı yükselmişti. Burada Amerika ile ilgili bir iş anlaşmasından kaynaklı, büyük bir iş anlaşması, ondan kaynaklı bir yükselişti. Şu an için bu yükselişin bir kâr realizasyonunu yaşıyoruz. Onu söyleyeyim. Açıkçası bu hissede ben borsa tarafında bir yükseliş trendi başladığı zaman yükseliş trendinin ne dahil olabileceğini düşünüyorum ama yani tek sıkıntı geçtiğimiz yıllardaki o bilanço performanslarını şu an için göremiyoruz bu sektörde, sanayi tarafında. Bu da hisseleri biraz baskılıyor. Dikkat ederseniz hisse senedi 1.000 liralardan başlayan bir düşüş trendi vardı. Neredeyse 350 fiyat seviyesine kadar geri çekilmişti. Yani düşünün, geçtiğimiz yıl 2,5 milyar TL kar eden bir şirket bu yıl 640 milyon TL kar etmiş. Ciddi anlamda bir daralma var. Bu da baskılıyor. İşte böyle ihale haberleri kısa süreli böyle o alçalan trendin kırılmasında etkili oluyor. Yani aslında benim söylemek istediğim şu, bir daha yayının başında o sanayi sektöründe hani diyordum ya, 6 aydır, 1 yıldır düşüş yaşayan hisseler var. Birçok hissede aslında daha önceki yıllarda bizim iyi bir performans gösterdiğini bildiğimiz hisselerde böyle alçalan trendi kıracak yükseliş hamleleri göreceğiz. Hızlı, ani ve hepimizin baka kalacağı, arkasından böyle seyredeceği bir yükseliş eğilimi göreceğiz aslında. İşte bunun da tetikleyecek bir haber, bir gelişme olması lazım. Aynı bu hissede olduğu gibi. Ondan sonra artık 14 binden, 15 binden bahsedebiliriz endekste. Ama dediğimiz gibi özellikle de bu sanayi tarafında böyle hızlı bir yükselişle birçok takip ettiğimiz sanayi hissesinin dönüş yapması gerekiyor. Şu anda bu tarz dönüşler yok. Bunun için de güçlü bir takım bilgilere ihtiyaç var. Ben dediğim gibi endekse de önümüzdeki süreçte asıl o yükseliş trendini başlatacak hamle bu tarz bir yükseliş olacak. Bir anda 11 binlere çok hızlı yükselebiliriz. Yani kimse yani ne olduğunu anlamaz ama çok güçlü bir haber gelir. Burada işte o esnada artık 14 binlerin yolu açılmış olacak. Ama tabii bunu bilmek lazım, farkında olmak lazım. Böyle bir şeyin nasıl başlayacağı, nasıl bir haber akışı ve böyle bir durumda bizim hangi hisseyle yola çıkmamız gerektiğini bizim çok hazır olmamız gerekiyor. Dediğim gibi şu an için düzeltmesini yaşıyor hisse. Büyük bir ihtimalle 460 seviyesi önemli bir destek olacak. 60 günlük ortalamaya tekabül eder.